Herkese merhaba Akın. Amerika'dayız bugün. Los Angeles'tayız, Beverly Hills'tayız. Arkamda da Beverly Hills'ın en pahalı restoranlarından bir tanesi var. Nusret. Adam gerçekten çok başarılı bir adam. Yani ben her ne kadar bütün Nusretlerden banlı olsam da, çünkü dünyanın her yerindeki Nusretler'de video çekip fahiş fiyatlarından dolayı gömmüştüm. O yüzden ben Nusretlerden banlıyım. Şu an bu Nusret'e girebilecek miyim bilmiyorum. Merve'nin adıyla rezervasyon yaptık internetten buraya. Burada dünyanın en pahalı etlerini yiyeceğiz. Altın kaplama et var, bilmem ne eti, zibil eti, zubul eti var. Ama önce içeri girmemiz lazım tabii. Bakalım çalışanlar tip mi? Ne oluyor burada? Nusret içeride mi? Neler dönüyor? Biz kendimize dışarıda bir yer seçtik. Şu anda girdik gibi görünüyor kovulana kadar. Bir Türk bizi tanıyana kadar. Kapıdaki abla Türk değildi. Şimdi içeriye bakalım. Ben dükkanın için çok merak ediyorum. Çünkü farklıdır değil mi? Buraya kesin bir çetrefilli, böyle bir janjanlı bir şey yapmışlar. Herkes şu an böyle yapıyor. Daha suyu çıkan bir hareket yok bence dünya üzerinde. Biz buraya rezervasyon yapmaya çalışırken bu arada yapamıyorduk. Çünkü sadece iki tane boş rezervasyon vardı. İçerisi boş görünüyor ama full çekiyor burası. Yani kapıda sıra oluyorlar genelde. Kapıda sıra, kuyruk yeri bile var. Şimdi menüyü açtım. QR kod okutarak bakıyorsunuz. İşte Covid'den dolayı her yerdeki gibi burada da menü yok. Şimdi menüyü söylüyorum size. Bir başlangıçlar var menüde. Deniz yemekleri ve başlangıçlar var. Izgara yemekler var. Bir de altın diye ayrı bir sekme var bak. Bu arada normal ızgaralara bakıyorum. Mesela spagetti. Yani bu benim bildiğim kadarıyla etin koltuk altından yapılma. Gramajı küçük bir et $80. Yani işte fiyat 650-700 liralara yakın bir fiyat. Altınlara geçtim bak. Golden steak diye bir şey var. $650, 24 karat altın. Golden Tomahawk diye bir şey var her neyse. $1100, yine 24 karat altın. Golden Kafes diye bir şey var. Bu kafes dediği şey kaburga aslında. Bütün geliyor, onu kesiyorlar. $1250. Golden Amor diye bir şey var. Şu. $1500. We'd like to try the golden amour. What's that, by the way? What's the difference between kafes and amour? Okay, so amour is the rib cap. Hmm. Golden amour, wagyu'ymuş. Evet. Kobe eti yani. It is phenomenal. Yep. Let's go with golden amour. All right, teşekkür ederim. Teşekkürler dedi de ben anlamadım bile onun teşekkürler olduğunu. Şimdi biz menüden salata söyledik. Salatamız $30. Et sushi diye bir şey varmış. $30 yine. Ondan söyledik. Bir de asıl menüdeki en pahalı şey golden amour söyledik. $1500. Allah aşkına $1500'ın bir TL hesabını şu an yapmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tane etin bu kadar etmesi için. Peki sence şu an Instagram bugün kapansa bu restoran batar mı? Batar gibi. Değil mi? Batar gibi. Herkes bir şey çekiyorsun. Burası story restoranı. Ben sana söylüyorum bak. Burası story olmasa, story çekilmesi yasak olsa bu restoranda bu restoran batar. Ben girerken insanlar story çekmeye başlayarak gidiyorlar. Reklam ya, şov. Buraya geliyorsanız buraya gidiyorum diye arkadaşlarınıza şov yapıyorsunuz. Bu yani bunun olayı. Yemek mi geleyim? Sushi. Bu salata bizim tulum peynirli, sevdiğimiz, bayıldığımız Nusret salatası zaten. Hanım kızım, buyurun bakalım, bir gömün bakalım ne oluyormuş. Tek parça da atamadın da. So good, right? Atarım. Nasıl? Şu sushi'yi önce bir ye. Sen bitirdin. Şimdi bayağı iyi bir şeymiş. Vallahi mi ya, sushi diyorsun. Belki sen sushi'miz sevmezsin. Şu. Niye sevmeyeyim? Pirinç ve et ve pişmiş et. Niye sevmeyeyim? Sen inşallah sevmezsin. Niye? Evet, şimdi bunun içinde bildiğimiz sushi'de olan pirinç, dışında sarılı et, üstünde patates şöyle. Bir de burada avokado püresi koymuşlar. Bu Amerika'ya özel bir şey. Türkiye'de ben avokado püresi olduğunu zannetmiyorum, değil mi? Aşkım inanılmaz. Fevkaladenin fevkinde yani. İnanılmaz. Bu adam et işini inanılmaz iyi biliyor. Vallahi hiçbir şey diyemeyeceğiz. Vallahi çok güzel bak. Pirinci buradaki sushi pirinçlerinde olduğu gibi değil. Daha çok bizim Türk pirincine yakın bir pirinç bence. Dışındaki et zaten mükemmel. Patatesi çok güzel, avokadosu çok güzel. Löp löp gidiyor. İki tane hakkım var ha, çok yeme. Bir tane daha gömüyorum. Ha? Ne? Al hadi al. Al yiyorsun sen abi. O zaman bu ne? Şimdi $30 TL'ye çevirince evet pahalı oluyor ama burada kesinlikle değer bence. Hani Amerika'da buna ucuz. Amerika'ya göre 30 lira gibi düşüneceksin. Ben değer diyorum hocam. Bir de ben her şeye değer demem. Demem, hiçbir şey demem. Biz bir de açız birazcık. Kahvaltı ettik mi biz? Hayır, bu şu an yediğim ilk şey. Evet, saat şu an 6'ya geliyor ve bizim yediğimiz ilk yemek olduğu için. Ama beğenmeme olasılığımız yok ki şimdi.
Ben niye yedirelim? Yalnız bak, et hani çok özel bir ettir, bilmem nedir. Etin kendisi pahalıysa okeyim. Ama etin üstüne konan altın yüzünden bu et pahalıysa okey asla değilim. Ye bakayım. Dünyadaki en pahalı eti yediğinin de farkına varır mısın yerken? Nasıl? Güzel mi? Bence sen sevmeyeceksin. Gayet güzel. Çok yağlı ama güzel. Bu şey yağ değil. Güzel yağ hocam bu. Tandır gibi. Ağızda dağılıyor. Hiç sert değil. Hiç kayış gibi evet. Değil. Yağlı olmasına rağmen çok yağlı gelen bir yağ değil. Wagyu muydu bu? Wagyu ise çünkü eşit dağılıyor yağın içinde. Şey etin içinde yağı. Wagyu. Bir de bence bu 4 kişilik falan. 2 kişiye çok fazla bu. Devam bu arada. Yiyoruz yani. Aşkım nereye gidiyorsun? Anlat bakayım nasıl? Keyfin yerinde mi? Çok yerinde ya. Yediğim en güzel et. Ha, yalan değil. Çok güzel. Kötü bir şey söylesen ne söylersin? Ya etle ilgili kötü bir şey söyleyemem. Fiyatı hariç. Serviste bazı sıkıntılar var. Eti çok bekledik. Yarım saat falan bekledik değil mi etin gelmesini? Ama kalabalık olduğu için bence okey ya. Ya pahalı ama tadı mükemmel ya. Yani hayatında bir kere böyle bir şey yiyecek. Sen yersin bence. Sen ne diyorsun? Ya et güzel ama bana biraz fazla yani. Kalan yemekleri ne yapıyorsunuz? Bir barınağa veriyor musunuz? Bir şey yapıyor musunuz diye sordum. Yok, barınağı olmaz. Burada bir sürü homeless var yani. Evet. Covid'den dolayı vermiyoruz başkalarına dedi. Bildiğin çöp atıyorlarmış. Yani daha öncesinde Nusret ne yapıyordu bilmiyorum dedi kadın. Çünkü sadece bu şubesi özelinde konuştu. Niye? Evet bizim gözümüz döndü. Biz bütün eti bitirmişiz. İşte kahvaltıda etmedik, öğle yemeği de yemediğimiz için. İyi aç gelmişiz yani. İyi aç gelmişiz. Çok da güzeldi vallahi, çok memnun kaldık. Şimdi havuç dilim baklava. Bütün Nusretler'de var. Onu da gelmişken yiyelim dedik. Bir de baklavasını yiyelim. Benim bildiğim kadarıyla bu arada her gün İmam Çağdaş'tan alıyormuş Nusret kendi baklavalarını. Antep'ten buraya, işte Dubai'ye, New York'a bilmem ne, bütün Nusret şubelerine her gün taze uçakla baklava gidiyormuş İmam Çağdaş'tan. Dedikodu. Çıkı çıkı. Çıkı çıkı çıkı. Bir şey soracağım abi. Bu her gün İmam Çağdaş'tan uçakla mı geliyor buraya? Her gün değil de. Ha, ama uçakla geliyor tabii, değil mi? Dondurma ile beraber. Bu da Maraş dondurması. Aa çok iyi. Bu baklavaya bayılıyorum valla. Benim hayatımda en çok beğendiğim baklava bu. Kimse kusura bakmasın. İmam Çağdaş'ta yediğim baklava gibi bu kadar güzel olmuyor. Niye böyle aynı baklava olmasına rağmen? Pahalı baklava bir daha mı güzel geliyor değil mi? Pahalı olduğu için. Ama dondurması da güzel bunun. Beğendin mi? Hayır. Baklava bana hitap etmiyor. Bence mükemmel. Çok güzel. Ye bunları da. Neyse. Doyduk. Başarılı bir yemekti. Şimdi asıl olaya geldik. Hesap. Belki kart çekmez, belki biz koşarız. Koşarak kaçsak bir daha da Los Angeles'a gelmeyiversek olmaz mı? Ben ödeyemem onu. Hesap geldi. Burada açmadım. Kalp krizini birlikte geçirelim diye. Maksimum 1650'ler falan olmalı. Maksimum. Evet. Bakıyorum. Çok mu ya? Niye korkuttun beni? Bismillahirrahmanirrahim. 1782 dolarlık bir hesap. Suya 10 papel almışlar. Salata 30, sushi 30. Biraz daha sushi istemişiz 10. 1500 altın et. Patates kızartması 15 papel. Kola 8 papel. Baklava 20. 25 papel çokmuş baklavaya. Türk kahvesine para almamışlar. 154 dolar vergi binmiş. Toplamda 1782 dolar. Yani güncel kur fiyatıyla... Bugün de battık. Niye bahsediyorsun? Battım da aslında ne bileyim, soğuk su getirin, bir şey getirin. 15.578 lira. Hadi görüşürüz. Bak fotoğraf çekiliyor herkes. Bak şurası, biz geldiğimizde buradaki bu sıra yoktu. Şimdi tabii biraz daha akşam oldu. Ne diyorsun? Çok hesap ödedik. Ya hesaba bakınca değmez denmez de. Normal yani. 5 milyon dolarlık araban varsa 1500 dolarlık hesap koymaz ya. Ama sizin muhtemelen 5 milyon dolarlık arabanız yok. Benim de yok. Bunlar baya böyle. İş adamı abiler ve teyzeleri. Yani yemek gerçekten çok güzeldi. Hiçbir şey diyemeyeceğiz. Yani benim de yediğim en güzel etti. Ama et yine... sushi baya iyiydi. O et sushi bence diğer büyük etten daha güzeldi. Öyle mi diyorsun? 30 dolarlık etin 1500 dolarlık etten daha güzel olduğunu söylüyorum.
söylüyor. Vizyonsuz da diyebiliriz. Her şeyin evet pahalısı güzel olacak diye bir şey yok. Dünyanın en pahalı yerlerinden birindeyiz. Los Angeles'ta, Beverly Hills'tayız yani. Burası pahalı yani. Hani. Pahalı olduğunu bilerek geldik zaten aslında. Evet, pahalı olduğunu bilerek geldik. Güzel bir şey yedik. Ama yani değer mi değmez mi ona da artık bence siz karar verin. Yani 30 dolarlık et yiyip çok memnun bir şekilde ayrılabilirdim buradan o 1500 dolarlık et yemeden. Adam çok ben başarılı de. Bir adam. Yemekler... Çok çalışkan, çok evet. Gurur verici bir şey bence bu arada yani gerçekten. Evet, bizim memleket için gurur verici. Ben kültürü çok sevdim. Dünyanın neresinde olursa olsun adam kendi kültürünü bütün çalışanlarına vermiş. Bence bu evet, çok güzel bütün bir şey. Çalışanlar şık 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 yapıyor. Bütün çalışanlar Salt Bay diye bağırıyor. O yeni çıkmış, o yoktu. Evet, ben buna baktım az önce. İnsanlar sandım bunları değilmiş. Hadi kapa videoyu. Yeni kapa. Ailem. Yeni ailem mi? Abone olmayı unutmayın. Bu kadar, bu kadar. Ne diyorduk? Oo. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Evet, bu videonun da sonuna geldik burada. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Sizler için şu anda Amerika'nın Los Angeles şehrindeyiz ve size... Aşkım sen benim videoları hiç izliyor musun? İzliyorum ama o kadar hızlı konuşuyorum. İşte beğenip abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Bir dakika ya, video sonuna geldi. Daha Los Angeles'tayız. Yeni videolar gelmeye ha, devam yeni edecek. Yeni videolar gelecek. Video fikirleriniz için aşağıya evet, yorum evet, atmayı unutmayın. Var. Beğeninler, abone beğenin, olunlar. Beğenin, abone olun. Allah razı olsun. Hadi görüşürüz. Bay bay. Obaley. Haydi. İstedik görüyorsun değil mi? Evet. Ama dur. Bence bittik şöyle oldu. Aa pardon, ayağına bastım. Görüyorum ben. Tamam ya. Herkese merhaba.